Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla son baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız. Yeni güne ve hafta sonuna da birlikte başlayacağız efendim. İlk bölümde canlı yayın konuğumuz her cuma olduğu gibi bu cuma çok kıymetli değerli hocamız, finans uzmanı Erdal Biçer hocamız bizlerle birlikte. Ekonomide yaşanan son gelişmelere bakacağız. Neler oluyor? Altın, dolar, euroda durum ne? Yaz dönemi geliyor. Yatırımcılara tavsiyeler var mı? Bunları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan Bey. Hocam bir süredir ama bu arada programda yapamamıştık. Tabii seçimden dolayı evet, seçimde bir ay ara verdik. Etkilemiş oldu. Doğrudur. Ama bu süreçlerde çok olağanüstü bir ekonomik gelişme olmadı hocam ülkemizde. Yani, değil mi? Olağan şeyler. Normal olağan şeyler evet. Devam etti. Evet. Hocam Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz faiz kararını? Tabii Merkez Bankası'nın toplantısında piyasa beklentileri dahilinde tabii geldi. Tabii Mart ayında %45 bir beklenti vardı. Mart ayında bir 500 baz puan Merkez Bankası sürpriz bir kararla %50 seviyesine çıkardı. Tabii seçimden dolayı biz yoktuk. O hafta konuşamadık ama gerçekten sürprizdi. Kimse beklemiyordu %50. Tabii faizler 45'ten 50'ye çıkmış oldu. Tabii dünkü toplantısında Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı %50 seviyesinde. Ve yıl sonunda da böyle gidecek gibi gözüküyor. Belki yılın sonunda indirimlere başlarsa, enflasyondaki düşüş devam ederse veya düşüş başlarsa ondan sonra belki 1000 baz puan düşürerek seneyi 40 seviyesinde kapatabilir. Tabii Merkez Bankası'nın bu kararıyla beraber açıklamalarda Merkez Bankası'nın raporlarında açıklamalarda bulundu. Özellikle hizmet sektöründeki enflasyonun yüksek seyrettiğini söyledi. Ve özellikle jeopolitik risklerin devam ettiğini, işte İran, İsrail gerginliği, Filistin-İsrail savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı bunlar hep jeopolitik riskler hem enerji sektöründe hem de gıda sektöründe özellikle yukarı doğru seyri götürüyor. Bunun için hem hizmet sektöründe hem gıda sektöründe gerçekten enflasyondaki yükselişin devam ettiğini söyleyebiliyor. Bunun için aylık enflasyonunda yüksek çıktığını zaten geçen ayki enflasyonda da bunu görmüştük zaten. Ve önümüzdeki aylarda da yine yükselecek gibi gözüküyor. Ama enflasyonun, aylık enflasyonun ana eğiliminde henüz bir düşüşün başlamadığını özellikle belirtti. Ve tahmin aralığını öngörülenden daha yavaş gittiğini belirtti burada. Tabii özellikle TL reel değerlenmesine değindi Merkez Bankası. Burada 2024'ün ikinci yarısından sonra dezenflasyon başladıktan sonra TL'de gerçekten reel bir değerlenme bekleniyor tabii bu arada. Ve bu da ister istemez enflasyondaki düşüşü sağlayacaktır. Tabii bunun yanında dediğim gibi faizlerin Kasım ayına kadar %50 seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz. Aralık belki Kasım veya Aralık ayında eğer şey olursa 500 baz puanlık bir düşüş, 500 baz puanlık bir düşüş beklenebilir. Bunu özellikle hem JP Morgan olsun, yabancı kuruluşlar, Morgan Stanley olsun, Fitch olsun, bunu hepsi dile getiriyor zaten. Özellikle sıkılaştırmayla beraber enflasyonun 6. aydan sonra baz etkisiyle beraber düşüşe başladıktan sonra önümüzdeki son 2 ayda veya son 3 ayda enflasyonun düşebileceğini söylüyorlar. Zaten Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri zaten belliydi. %36 seviyesinde yıl sonu. Bakalım orayı görebilecek miyiz? Yani o seviyeye eğer gidersek özellikle faizlerde tekrar 40 seviyesine dönebiliriz. Tabii bu arada faizlerin gelecek ay nasıl gideceğini ve önümüzdeki ayda 23 Mayıs olması lazım. 23 Mayıs'ta Merkez Bankası'nın toplantısında bir faiz arttırımı gelir mi? Onu da ne belirleyecek? Özellikle Nisan ve Mayıs ayı enflasyonları açıklandıktan sonra onu görebiliriz. Ama faizin artık %50'de bir müddet kalacağını
tahmin ediyoruz ve sıkılaştırmanın da devam edeceğini, özellikle sıkılaştırmanın daha da sıkı hale gelmesini istiyorlar ve piyasadan parayı çekip daha TL'ye değer aldırmak istiyorlar. Mümkün mü hocam? Mümkün, evet. Sıkılaştırma zaten başladı. Sıkılaştırma da devam ediyor ve Merkez Bankası da bunda başarılı olacak gibi gözüküyor. Hocam, gelecek hafta enflasyon oranları da açıklanacak. Evet. Yani burada beklenti ne? Şimdi zaten Mart ayı enflasyonu yaklaşık olarak 3.16 seviyesinde çıkmıştı. Bu da yıllık enflasyona baktığımız zaman %68-50 seviyesindeydi. Tabii beklentiler aylık enflasyonun 3.50 olması bekleniyordu. Tabii beklentilerden biraz daha düşük geldi. Bunun için yani önümüzdeki Nisan enflasyonu ne zaman açıklanacak? Haftaya Cuma günü açıklanacak. Onu da zaten değerlendiririz. 3 Mayıs'ta açıklanacak. Beklenti enflasyonda ne? 3.25 aylık enflasyon. 3.25 bekleniyor. Tabii enflasyon gerçekten Mayıs ayında, zaten bir pik bekliyorduk Mayıs ayında. Şimdi Nisan'ın ne çıkacağını göreceğiz 3 Mayıs'ta. Ondan sonraki enflasyon, eğer Haziran'daki Mayıs ayı enflasyonunda da gerçekten ciddi yükselişler varsa, o zaman Merkez Bankası belki faize dokunabilir. Ama o olmazsa, faizlerdeki enflasyondaki düşüş veya bu seviyede kaldığı müddetçe önümüzdeki Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında kesinlikle enflasyonun düşebileceğini söyleyebiliriz. Ve düşecektir de. Ve özellikle Mehmet Şimşek'in bugün Uludağ bir zirve vardı. Bugün oradaki zaten konuşmalarında gerçekten Mehmet Şimşek çok özverili çalışıyor. Ve burada da başarılı olacağına eminim. Çok da sıkı tutuyor bu işi. Hı hı. Ve oradaki konuşmalarında, açıklamalarında enflasyonun tek haneye düşürülene kadar sıkılaştırma programını gerçekleştireceğiz. Hem maliye hem fiyat politikasını değerlendireceğiz. Ve bu şeyde de biz destek buluyoruz. Hem Merkez Bankası'yla beraber çalışıyorlar zaten. Merkez Bankası'na da destek veriyor. Ve özellikle bugün belirttiği kamuda tasarruf. Bu çok önemli. Kamuda tasarrufunun olması şart bir sefer. Ki bir araçlarla ilgili bir şey de yayınlandı bugün çıktı. Evet, işte yine Mehmet Şimşek. Bugün yaklaşık olarak 500, ilk etapta 500 aracı satışa çıkaracaklarını söylediler. Daha sonraki şeyde de 1000 araç diye belirtti. Tabii buradaki sadece araçlarla olacak bir şey değil tabii. Bunun yanında gerçekten bir tasarrufa gidilmesi lazım. Yaklaşık olarak 2 senedir hep seçim politikalarıyla gidiyoruz biz. Seçim politikaları da ister istemez ekonomiyi zorluyor, harcamaları arttırıyor. Yaklaşık olarak kamuda bulunan araçlar 115.904 tane araç varmış kamuda. Yani 115.000 aracın 1000 tanesini satsan ki ne olacak, ama tasarruftu sonuçta. Bu tasarrufa ilk etapta 500 tane, sonra 1000 tane satılacaktı. Tabii burada bütün kamudaki araçları da satamazsınız. Bunun savunma ve güvenlikle ilgili araçlar var. Mesela 72.000 tane araç var savunmada ve güvenlikte, sağlıkta 9.973 araç var. Orman ve tarımda 8.130 araç var. Eğitimde 7.500 araç var. Bunun yanında idari hizmetlerde 13.000 tane araç var yaklaşık olarak. Tabii burada kısıtlayacaklar. Yani zaten bunu biz kendi hem ilimizde de görüyoruz, ülkemizde de görüyoruz. Gerçekten her müdür yardımcısının arabasının olmasına gerek yok. Yani burada her müdürde, her müdür yardımcısında hem araç var hem şoför var. İşte bunun benzinidir, şuyudur, buyudur. Gerçekten büyük bir gider. Bunu Mehmet Şimşek açıkladı. Bunları kısıtlayacaklar. Artık kamuda gerçekten bir tasarrufa gidilmesi şart ve bütün şeylerde, sadece araçlarla ilgili değil, kamunun bütün kesimlerinde muhakkak tasarrufa gitmek zorundalar. Gitmezlerse zaten bu iş düzelmez. İlk önce tasarrufunun olması lazım. Bunu da zaten Mehmet Şimşek söyledi. Son noktaya geldik dedi. Bunda son noktayı koyacağız. 6. aydan sonra buna sıkı bir şekilde kapsamlı bir harcama kısıntısına gideceğiz.
bunu da gerçekleştireceğimize eminiz diyor. Tabii burada kayıt dışı ile mücadelenin çok önemli olduğunu ve mücadeleyi zaten son zamanlarda sosyal medyada da görüyoruz zaten biz. Özellikle IBAN'lara atılan teleleri, havaleleri inceleyecekler hepsini bunu. IBAN attın, niye attın, ne aldın, ne sattın bunları geçmişe dönük zaten çok özverili çalışıyorlar ve büyük bir ekiple çalışıyorlar. Ve 6. aydan sonra özellikle havale ve EFT IBAN'a atılan paralarda muhakkak cezalar, büyük miktarlarda cezalar gelecektir. Ha, bu mesela alışveriş yapıyor. Evet. Orada ne kart çekiyor ne bir şey yapıyor. Parayı şey yapıyor hocam, IBAN'a. IBAN'a atıyor ve IBAN'ını kiraya verenler bile var. IBAN'ını? Kiraya verenler gerçekten bile var. Gerçekten, evet, bunu hocam. Yani sosyal medyadan görüyoruz. Hiçbir işi olmayan birine işte IBAN'ını gönderiyor. Devamlı onun adına parayı gönderiyor. Onun adına parayı gönderdiği zaman bir vergi mükellefiyeti yok. Üzerine herhangi bir mal yok, mülk yok, hiçbir şey yok. Devlet bundan neyi alacak? Yani bunu bile kiraya verenler varmış. Devlet bunu hepsini biliyor. Hepsini de ortaya çıkaracaktır. İşte ben mesela size 300, 500 bin, 5 bin, 10 bin para gönderiyorum. Sizin, bunun karşılığında sizden bir hizmet alıyorum. Evet. Devlet de inceledi, baktı, dedik bu adam sana niye 10 bin lira para gönderdi? Ya şimdi herkes, bunu mu soracak hocam? Şunu biz zaten çevremizde de görüyoruz. Birbirine IBAN atanlar, havale yapanlar, bir mal karşılığında bir şey alanlar karşılığında borç yazıyor. Ödenen borç veriyor, adına borç diyor. Böyle bir şey yok. Devlet bunu kabul edemez. Borç verilmez. Borcu veren muhakkak karla verir. Yani kuru kuruya ben sana 500 bin lira gönderdim, karşılığında borç yazdım. Olur mu böyle? Neyin borcunu veriyorsun? Parayı geri gönderiyor sana, sen ona gönderiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Bu A'dan Z'ye, büyük esnaftan küçük esnafa herkes etkileyecek bir şey. Herkesi etkileyecek ve devletin de gerçekten kayıt dışına çok büyük önem verdiğini biliyoruz. Ve bunu 6. aydan sonra çok büyük cezalar yolda. Herkes bunun özellikle Mehmet Şimşek'in söylediği kayıt dışıyla beraber diyor ki adil rekabet ortamının oluşması lazım. Şimdi sen faturanı veriyorsun, esnafsın, faturanı veriyorsun. Bir kar haddin vardır, o kar haddini ekliyorsun, alıyorsun, veriyorsun. Öbür taraftan ne yapıyorlar? Öbürü hiç fatura kesmeden, bir vergi vermeden senden uygun veriyor. Bu sefer rekabet ortamı olmuyor, gelişmiyor rekabet ortamı. Hocam bu ama sıkıntı. Öyle bir, ben bunu çok geç öğrendim bu durumu hocam. Çok yaygınlaşmış. Yani Elazığ'da da mesela işte adamlar, esnaflar, evet, işte mesela masalarının üstüne işte IBAN'ları yazıyorlarmış. İşte kredi kartı bizde geçerli değil, parayı IBAN yoluyla gönderiyor. Ya da kartlar bile basmışlar IBAN yazan. IBAN'ı kendi şirketinin veya çalıştırdığı mekanın adına göndermiş olsa sıkıntı yok. Faturasını keser gönderir. Yani onda bir sıkıntı yok aslında. Ama başkalarının adına gönderdikleri şeyden sıkıntı var. Örnek vereyim, A şirketinde gidiyorsun yemek yedin A lokantasında. Tamam, kartın olmayabilir, nakit de üzerinde olmayabilir ama IBAN'dan gönderdin ama o şirketin adına gönderdiğin zaman o adam yine onun faturasını düzenlemek zorunda. Ama oraya göndermiyor. Başka birinin hesabına gönderiyor. Başka birinin hesabına gönderdiği zaman ne oluyor? Kayıt dışı. Vergi yok, bir şey yok. Bunun önüne geçeceklerdir ve özellikle yapay zeka bunu çok güzel yakalıyor. Ve burada da yapay zekanın çok şeyi olacak, faydası olacak. Bunu devlet hepsini araştıracak, bulacak. Herkes buradaki şeyi, zararını çekecek, vergisini verecek ve bunu da önüne geçerler inşallah. Çünkü artık herkes vergisini vermek zorunda, maliye politikasını gerçekleştirmek zorundalar. Çünkü artık devletin büyük miktarda paraya ihtiyacı var. Bu kayıt dışını yakalamadığı zaman hepsi zarar devlete. Devletin geliri nerede? Bizim petrolümüz yok, doğalgazımız yok. Var ama az var. Öyle büyük gelirimiz de yok. Bizim bütün gelirimiz nereden? Vergiden. Devlet vergiyi alamadığı zaman, vergide KDV'yi sizden alamadığı zaman ne yapacak? Şimdi işletme size sattığı zaman KDV'li satıyor mu? Satıyor. Siz onun KDV'sini zaten ödemiş oluyorsunuz. Ama o KDV'sini ne yapıyor? Kendi cebine koyuyor. Hı hı. Başka bir IBAN'a gönderdiği zaman o KDV'yi devlete ödemiyor. Sizden KDV'yi alıyor ama devlete ödemiyor. Bu da haksızlık, rekabete aykırı. Onun için yılın ikinci yarısından sonra,
6. aydan sonra bu işe çok büyük özveriyle bakacaklar ve herkes de artık vatandaşlara da burada gerçekten uyarıyoruz. IBAN'a atmayın, atarken de faturanızı yine isteyin, şirketin adını atın ama faturanızı isteyin yine. Faturasız işlem yapmayın ve nereye para gönderirseniz gönderin, karşılığının ya fatura olması lazım ya ispatı olması lazım. Bunu gerçekleştirmediği takdirde ciddi cezalar 6. aydan sonra vatandaşlara gelecek gibi gözüküyor. Mehmet Şimşek'in ayrıca söylediği orta vadeli programda güçlü şekilde devam ediyor diyor ve orta vadeli programda herhangi bir sıkıntı yok. İstediğimiz seviyeye yavaş yavaş adımlarla gidiyoruz. Belki biraz gecikmeli oluyor ama gerçekten orta vadeli programı gerçekleştireceğiz. Tabii dezenflasyon sürecinin ikinci yarıdan sonra başlayacağını ve hızlı bir şekilde enflasyonun düşeceğini özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında onu da dile getirdi. Hı hı. Ve bu programın başarılı olacağını ve programda sonuna kadar arkasında olduklarını, Merkez Bankası'nın yanında olduklarını, beraber çalıştıklarını ifade etti. Gerçekten Mehmet Şimşek dediğim gibi güçlü bir şekilde devam ettiriyor ve kararlı bu işte. Onu da söyleyeyim. Hem maliye politikasında olsun, fiyat istikrarında olsun gerçekten kararlı ve bu işi de başaracağına inanıyorum. Yani böyle kamuda özellikle tasarruf tedbirleri önümüzdeki süreçte daha da artacak. Daha da artacak. Bunu özellikle artıracak. Ya sadece aslında tasarrufla da büyük bir şey tasarruf ama bunun yanında ihaleler olsun, usulsüzlükler olsun bunların hepsinin artık sona ermesi lazım. Ve buna da ciddi şekilde zannedersem üstesinden gelecekler. Yani hocam burada biz enflasyon oranlarında şey bekliyoruz. 3.25 haftaya 3.25 civarında bir enflasyon oranı bekliyoruz. Sonra bir enflasyon Mayıs ayındaki enflasyonun da yüksek çıkacağını söyleyebiliriz. Ondan sonraki süreçte enflasyonda düşüşlerin başlayacağını söyleyebiliriz. Anladım. Hocam yine izleyeceğimizin en çok merak ettiği konular. Evet. Yani düz tam tasarruf tedbiri, işte onunla birlikte işte faiz oranı falan filan hani bunları konuşuyorsunuz ama yani diyor benim anladığım altın ne kadar olacak? Ondan sonra dolar kaça çıkacak? Evet. İşte kenarda işte bize olasın. Sakladığım altın var. O ne olacak? Yani çoğu vatandaşımız böyle düşünüyor haliyle. Altın dolar euro'da hocam durum ne? Altın yani çok ciddi bir yükselişteydi. Şimdi bir düşüş trendine ilerliyor herhalde. Evet. Nedir durum? Şimdi altın onsu bu önümüzdeki bayram haftası ve bayramdan sonraki hafta gerçekten tarihi bir zirve yaptı. Yaklaşık olarak onsun 2420'lere kadar çıktığını gördük. Bu da tarihi bir zirve. Tabii bu zirvenin bu seviyelere gelmesinin en büyük sebeplerinden biri Çin. İkincisi Orta Doğu'daki jeopolitik riskler. İsrail-İran gerginliği olsun, Ukrayna-Rusya savaşı olsun bunlar hep altına alttan destek veren ve bunun yanında da Amerika'nın artık faiz indirimine girme süreci ne zaman başlayacak? İşte uzmanlar yılbaşında ne diyorlardı? İşte Mart'tan Nisan'da Amerika ve Avrupa faizleri indirecek. Onun için altına talep daha fazla olur ama bu süreçte Avrupa'nın faiz arttırımı faiz indirimi nereye kadar? Haziran'da başlayacak dediler. Ve son gelen verilerle beraber Amerika'daki faiz indirimi ne zaman olur? 6. aya söyleyenler vardı. Bu yıl 125 baz puan indirilebileceğini söyleyenler vardı. Ama son gelen verilerle beraber Amerika'daki bunun artık Eylül'e kadar Amerika'da faiz indiriminin olmayacağı ve orada da bir seçim süreci var zaten. O seçim sürecine kadar belki faiz indiriminin Eylül'den sonra başlayacağını ve önceden 125 baz puan dedikleri faiz indirimini şu anda 50 veya 75 baz puana kadar indiren kuruluşlar var. Tabii altındaki dediğimiz gibi jeopolitik riskler, özellikle savaşlar ve bunun yanında Amerika faiz indirimi ve Çin'in büyük miktarda altın alımı. Özellikle Çin bu yıl çok büyük miktarda altın alıyor.
Bir şey işaret mi acaba? Yani daha önce şöyle söyleyebilirim. Dünyanın en büyük altın tüketicisi Hindistan'dı daha önce. Tabii Çin'in son zamanlarda ekonomisi geliştikçe tabii onların da altın talebi çoğalmaya başladı ve Çin şu anda Hindistan'ı geçmiş durumda. Bu yıl Çin'in mesela külçe altında, yani gram altında ve sikkede, özellikle de mücevherat şeyinde %10 bir artış var Çin'de. Ve Hindistan'da ise yaklaşık olarak %6 bir düşüş var. Eskiden şöyle söylerlerdi, Hindistan'da düğün sezonu geldiği zaman altın miktarı dünyada fiyatları yükselirdi. Ama şu anda bu sene Hindistan'da %6'lık bir düşüş ve Çin'de %10'luk da bir artış var. Ve Çin'de şu anda külçe alımları yaklaşık olarak %28 oranında alımlarda bir artış görülmüş. Bu da çok büyük bir rakam. Son 2 yılda alımların toplamı 2800 ton. Yaklaşık olarak Çin'den alınan altın, dışarıdan alınan altınların toplamı 2800 ton. Bu da Amerika'daki altın stoklarının 3'te 1'ine denk geliyor. Yani o kadar altın almışlar ki yaklaşık olarak, yani 3000 ton altın almışlar. Bu ister istemez altın fiyatlarını yukarı doğru götürüyordu. Tabii altının gram fiyatı uluslararası piyasada 2550-2500 civarındayken Türkiye'de 2640'lara kadar bir altın fiyatı gördük bayramda. Tabii bunun bizdeki uluslararası piyasalardaki farkı bizdeki ithalatın kısıtlı olması. Çünkü altındaki ithalat yasağı var şu anda, kısıtlı olarak geliyor yurt dışından. İster istemez içerideki arz talep oluşması farklı olduğu için yaklaşık olarak 1 kilo altında 5000 dolara yakın bir fazla fiyat farkı vardı. O da yaklaşık olarak 150-160 bin liraya geliyordu. Dediğim gibi, yani uluslararası piyasada altın 2500 lirayken Türkiye'de altın 2650 lira civarıydı. Tabii son bayramdan önce hazine Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na yetki vererek yurt dışından altın getirme ve vatandaşa satma yetkisi verdi. Ve şu anda da talep toplamaya başladılar zaten. Talep toplayıp piyasadan daha uygun fiyata külçe altınları veriyorlar. Bunun piyasaya biraz etkisi oldu. Çünkü yaklaşık olarak 5000 dolarlık bir kiloda 5000 dolarlık bir fiyat farkı vardı. O 5000 dolarlık fiyat farkı şu anda 2500 dolarlara kadar düşmüş durumda. Belki de önümüzdeki günlerde biraz daha düşüş yaşar, o aradaki marj düşer gibi gözüküyor. Tabii İsrail-İran gerginliğinde fazla bir şey çıkmayınca, sanki danışıklı bir dövüş olduğunu insanlar fark edince, öyle de gibi gözüküyor sanki. Oradaki farkı onsun düşüşe, yani 2420'lerden şu anda 2330 seviyesinde ve dün 2290'lara kadar onsta bir düşüş yaşadık. Ve sanki şeydeki artık altının faiz indirimine kadar, çünkü Amerika'daki faiz indirimini biraz daha geriye çekince, ileriye daha doğrusu daha ileriye atınca altındaki yükselişte durmuş gibi oldu. Bir müddet yatay seyir halinde gideceğiz gibi gözüküyor. Zaten 2420 onsken Türkiye'de yaklaşık olarak 2550 onstan satılıyordu. Bir zirveyi görmüş olduk. Oradan zirveden satışlar geldi. Biraz daha düşüş olabilir. Nereye kadar gelebilir ons? 2220'lere kadar onstaki bir düşüş yaşayabiliriz. O da Telegram'da 2450'lere, hatta 2400'lere kadar bir düşüş yaşayabiliriz önümüzdeki günlerde. Ama altın uzun vadeli bir yatırımdır. Devamlı kazandırıyor. Hiç zarar ettirdiği olmamıştır. Bekleyen kazanıyor zaten altında. Onun için altın yatırımının halen devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama düşüş sürüyor yani, değil mi hocam? Düşüş şu anda sürüyor. Ve şu anda da bir miktar daha düşecek gibi gözüküyor. Çünkü sanki doyuma geldi. Oradan aşağı doğru hareketi devam edecek gibi gözüküyor.
Dolar TL'ye gelince dolar TL'de zaten seçimden önce piyasayı biraz şişirdiler. İşte dolar seçimden sonra kriz olacak. Biz burada söylüyorduk öyle bir şey olacağı yok. Çok piyasaya, sosyal medyaya aldanmayın. Çünkü seçimden sonra yok 50 lira olacak, yok 40 lira olacak. Hızlı bir şekilde yükselecek şeyleri vardı. Hatta buna Mehmet Şimşek olsun, Cevdet Yılmaz olsun buna tepki gösterdiler. Böyle piyasayı germeyin, şeyler yapmayın böyle şeyler. Ama piyasa abire ne almaya başladı? Döviz almaya başladı. Aldıkları dövizi 33-40'lardan, 33-50'lerden aldıkları dövizleri bugün 32-30'lardan, 32-40'lardan bozduruyorlar. Çünkü alt dövizdeki hareketin çok yukarı olacağını söyleyen yok. Ve bugün bir fısıltı gazetesi diyelim artık, aldığımız duyumlara göre Londra borsasında yaklaşık olarak 10 milyar dolarlık bugün bir satış olmuş. O da büyük bir miktar yani. Dolardan TL'ye geçilmiş. O da zaten swaplar şu anda faizler yüksek. %60 seviyesinde. Ve şu anda da bunun 10 milyar doların eğer gerçekliği varsa, satılmışsa önümüzdeki günlerde de doların düşebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü yabancıların artık bir Türkiye ilgisi var. Bunu da hem HSBC olsun, JP Morgan olsun, Morgan Stanley olsun, Fitch olsun hepsi olumlu raporlar veriyor Türkiye hakkında. Ve dolar TL'nin yıl sonunda 38'lere kadar, 39'lara kadar çıkabileceğini söylüyorlar. Zaten sonra şu anda da 32-50 seviyesindeyiz. Belki yaz aylarının girmesi de yurt dışından gelen turistlerle beraber, yerli turistlerle beraber Almanca dediğimiz yurt dışı turistlerimiz onların da getireceği zaten turizm sektöründe 60 milyon turist, 60 milyar dolar hedefi var hükümetin ve burada da eğer o 60 milyar doları yakalarsak ister istemez dövizdeki hareketin en az Ağustos'un sonuna kadar bu seviyede gideceğini söyleyebiliriz. Zaten özellikle faizler çok yüksek. %60 faizler varken döviz almanın bir mantığı da yok aslında. Çünkü faizin aylık getirisi %4,5-5'lere tekabül ediyor. %5 olan dövizin 2 aydır 32-33 seviyesinde %5 %10 kaybınız var zaten. %10 kayıp bugün 32 liraya aldığınız doları %10 kayıpla %30 36 liraya denk geliyor. Bu şu anda kayıp. Zaten vatandaşın çoğu mevduata gidiyor şu anda ve yaz aylarının gelmesiyle beraber şu anda piyasada bir ticaret hacmi oluşmaya başladı. İşte araba alanlar çok, ev alanlar var, arsa alanlar var, dövizini bozdurmak isteyenler var. Altında özellikle yıl başında 2 lira olan altını 2.50'lere çıkan yani 2.500'lere çıkan altını bozdurmak isteyenler var. Bunları görünce piyasada zaten sıklaştırmaya giden Merkez Bankası piyasaya likiditeti az şu anda. TL bulunmuyor. Özellikle bugün ve dün döviz bozanlar TL'yi bulmada zorluk çekiyorlar. Bu da ister istemez piyasayı yukarı doğru götürmüyor. Habire aşağı doğru götürüyor. Dediğim gibi eğer Londra'daki bu 10 milyar dolarlık satış gerçekse ister istemez önümüzdeki günlerde dövizdeki düşüşün... Ya sadece dolarda mı hocam bir düşüş olur? Euro'da da olur mu? Yok o da beraber. Döviz olarak birlikte, değerlendirelim yani, hepsini. O beraberler zaten. Olduğu zaman gerçekten önümüzdeki günlerde dövizin çok yükselmeyeceğini söyleyebiliriz. İşte yok 40'lara çıkacak. Belki yıl sonunda 37'leri, 38'leri görebiliriz. Ama böyle 45-50... 40'ı da geçmeyiz herhalde. Geçmez gibi gözüküyor. Ama altın çıkışısı olur yani. Altın özellikle tabii jeopolitik riskler dediğimiz savaşlar olduğu müddetçe ve Amerika'nın faiz indirimine başlayacağı dairken olursa altındaki hareketin yine yukarı doğru ilk etapta belki yatay ve aşağı doğru gider ama sonrasında yine altındaki hareket mesela Citibank yıl sonunda onsun 3.000 dolar olacağını söylüyor. TL'nin de 3.000 gram olacağını söylüyor. Tabii bu bir öngörü olur mu analistleri yaptığı şey ama ben ona katılmıyorum. Onsun bu sene 2.500'ü geçeceğini çok tahmin etmiyorum. Bu seviyelerde kalır gibi gözüküyor. Dolar TL'de de dediğimiz gibi belki ufak tefek çıkışlar olur ama
piyasada şu anda bir satıcı kesim var. Şu anda da satılıyor. Bozanlar çok ağırlıkta. Dolardaki hareket de yatay ve aşağı doğru olacağını tahmin edebiliriz. Euro şeye göre, dolara göre biraz daha zayıf. Çünkü Avrupa'daki faiz indirimi Amerika'dan daha önce başlayacak gibi gözüküyor. Bugünkü gelen veriler de zaten onu gösteriyordu. Euro biraz daha zayıf dolara karşı. Ama dolar daha Amerika'daki faiz indiriminin Avrupa'dan sonra olacağı için bir miktar dolar euroya karşı daha güçlü gözüküyor. Dolardaki tabii 32-32.50 belki 31.50'lere kadar bir düşüş yaşayabiliriz. Ama bir aralık vermeye kalkarsak 31.50-33.50 arasında bu ayı da öyle geçireceğiz gibi gözüküyor önümüzdeki ayı. Tabii enflasyondaki yükseliş çok belirgin olmazsa ister istemez fiyatlarda yukarı doğru olursa enflasyon belki dolarda biraz toparlanma olur ama doların çok da yukarı gideceğini tahmin etmiyoruz. Hocam tabii şimdi değindiniz ama ABD büyüme oranları açıklandı. ABD faizleri ne zaman düşürmeye başlar? Yani daha mı geç kalır Avrupa'ya göre? Avrupa'ya göre evet biraz daha geç başlayacak gibi. Bugün büyüme oranları açıklandı. Gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık olarak ilk çeyrekte 1.6 seviyesinde gerçekleşti. Ama beklentiler 2.4 seviyesindeydi. Tabii Amerika'daki 2023'ün son çeyreğinde büyüme 3.4 olarak gerçekleşmişti. Büyük bir miktarda, büyük bir seviyeydi. Ama 2023'ün geneline baktığımız zaman Amerika'daki büyüme oranları %2.5 seviyesindeydi. İşte bu da mesela Avrupa'da, Avrupa'ya bakarsak Euro bölgesinde faizler 4 seviyesinde, Amerika'da 5.5 seviyesinde. Ama bu yıl Avrupa'nın 3 faiz indirimi yapması bekleniyor. Amerika'nın 5 faiz indirimi beklenirken onu da 2 veya 3'e düşürdüler. İster istemez ilk faiz arttırımı, düşürümü Avrupa'da Haziran, Amerika'da ise Eylül-Ekim ayında söyleyebiliriz. Amerika'daki dediğim gibi faizler 5.5 seviyesinde. Bir 100 baz puan indirdikleri zaman 4 veya 3 tane faiz indirimi yaptığı zaman 0.25 puandan yaklaşık olarak 0.75 puan veya 100 baz puan bir düşüş yaşayacaktır. Ama Avrupa'daki Haziran ayında başlayacağı için Euro'da biraz daha sıkıntılar olacak gibi gözüküyor. Anladım. Rezervlerde durum ne hocam? Rezervlerle birlikte yurt içi yerleşiklerin mevduat ve kur korumalı. Tabii rezervlerde geçen hafta 128 milyar 446 milyon dolar aldık. Bu hafta 126 milyar 284 milyon dolara düşmüş rezervler. Yaklaşık olarak 2 milyar 162 milyon dolarlık bir düşüş var. Tabii Mart ayına Nisan ayının başında hatta evet Mart ayının başında söyleyelim. Yaklaşık olarak 130 milyar dolarlara kadar bir yükselişimiz olmuştu tabii. Daha sonra 123 milyar dolarlara kadar bir düşüş yaşadı rezervlerde. Ama ister istemez bu son bir hafta, iki haftadır 128 veya 126 milyar dolar arasında bir süreç gidip geliyor. Tabii döviz rezervlerine baktığım zaman yaklaşık olarak geçen hafta 70 milyar dolardı. Bu hafta 67 milyar dolara döviz bazında. Ama altın bazına bakarsak 58 milyar 500 milyon dolar yaklaşık olarak bir rezervler. Bu hafta 59 milyar 273 milyon dolara. Yani altın rezervlerde 827 milyon dolarlık bir yükseliş var. Ama döviz rezervlerine baktığım zaman 3 milyar dolarlık bir düşüş var tabii. Bu da ister istemez toplama baktığım zaman 2 milyar 162 milyon dolarlık dövizde düşüşümüz var. Yurt dışı yerleşiklere gelirsek yaklaşık olarak toplamda 181 milyar 440 milyon dolarken geçen haftaki bu hafta 181 milyar 782 milyon dolara çıkmış. Mevduatlarda biraz yükseliş var 342 milyon dolar kadar. Tabii bu 342 milyon doların şirketlerde yaklaşık olarak 972 milyon dolarlık bir artış var. Gerçek kişilerde ise şahıslarda 630 milyon dolarlık bir düşüş var. Yani şunu söyleyebiliriz, şirketler döviz alırken vatandaş dövizlerini, mevduatlarını çekmiş gözüküyorlar. Tabii kur korumadaki yavaşlama çok
yavaşlamaya başladı. Hı hı. Daha önce 50 milyar TL'lik haftalık 50 milyar TL'lik bir düşüş yaşarken şu anda bu hafta 2 trilyon 270 milyar TL'den 2 trilyon 266 milyar TL'ye bir düşüş yaşadı. 4 milyar TL'lik kur korumada bir düşüş var. Çok yavaş gidiyor orası. Çözülme biraz zaman alacak herhalde. Halen daha orada 2 trilyon 270 milyar TL duruyor kur korumada. Bunun için biraz daha hızlanması lazım ama bir türlü hızlanamadı. Bakalım önümüzdeki haftalar ne olacak, ona bakacağız. Anladım. Borsa ne alemde hocam bu arada? Borsa bugün tarihi bir zirve yaşadık borsada. 9900, çıktı yani sonunda. Evet, 9956 seviyesinde borsada bir bugünü gördükten sonra kapanışı 9916 seviyesinde gerçekleştirdi. Borsadaki özellikle yabancıların satışları etkili oldu. Birkaç gündür borsada, daha doğrusu geçen hafta borsada toplamda 143 milyon dolarlık bir yabancı satışı var. Ve bu yabancı satışların parası nereye gitti diyebiliriz. Türk tahvillerine doğru gidiyor. Yani faize doğru kayıyor. Borsadan çıkıp faize doğru gidiyorlar. Ama bugün yerli alımlarla beraber 9956 puanı gördükten sonra şu anda da 9916 puandan zannedersem kapattık. Borsadaki hareketin biraz daha yukarı doğru gidebileceğini söyleyebiliriz. Borsa ne zaman çok yükselişe başlar? Faizler düşüşe başladığı zaman, o da ne zaman? Eylül, Ekim veya Kasım aylarında Merkez Bankası enflasyonda düşüş başlarsa, para faizler düşüşe başlarsa borsadaki hareketin, ciddi hareketin o zaman olabileceğini söyleyeceğiz. Hmm. Ama şu anda borsa düşmüyor da, ama yatay bir seyirde 300 aşağı 500 yukarı böyle gidip geliyor. Tabii kağıt bazında onu değerlendirirse zaten bilançolar var önümüzdeki haftalarda. Bilançolar açıklandığı zaman bakacağız. Ona göre, hisseye göre kararı verilecek. Anladım. Hocam petrol fiyatları? Petrol fiyatları jeopolitik risklerden dolayı 92 dolarlara kadar çıkmıştı. Oradan da şu anda 88 dolarlarda. Özellikle zaten petroldaki hareketin zaten yıllı 2024'te en son 94 dolarlara kadar bir çıkış pardon 96 dolarlara kadar bir çıkış yaşamıştık. Orada da zaten 96 dolardan geriye nereden 72 ile 96 dolar arasında bir fiyat aralığında gidip geliyor. Burada da şu anda 88 dolarda çok ciddi hareket yok orada. Zaten durgunluk da dünyada biraz var. Enflasyondan dolayı pek de petrolün çok yukarı gideceğini, en fazla gideceği işte 97 veya 100 dolar arasında. İnşallah gitmez. Petrolün düşük olduğu müddetçe bizim ekonomimize faydası var. Biz düşük petrolü daha çok seviyoruz. İnşallah biraz daha düşer. Bu jeopolitik riskler ortadan kalktığı zaman biraz daha şeyde rahatlayacağız. Oradaki aralıkta 82 ile 92 dolar arasında hareket edeceğini tahmin ediyorum. Hocam ve Bitcoin bir dönemin çok meşhur. Yine meşhur şu anda. Yine yükseliş meşhur. Mi var hocam? Yükseliş tabii. Çünkü eskiden şeydi hocam, mesela özellikle şeyde geçen gün bir konusu geçti. Mesela pandemi sürecinde yani insanlar, dünya genel, bu sadece Türkiye'de değildi. Dünya genelinde insanlar canı sıkılıyordu. Millet dışarı çıkamıyordu. Herkes işte Bitcoin'e merak salmıştı. İşte son bir düştü. Bilmem boğa dönemi, bir şey dönemleri var hocam. Değil mi? Düşüş dönemine ayı. Yükseliş dönemine boğa dönemi diyorlar. Ha, şimdi hangi aydayız hocam? Şu anda ortadayız. Yani ama Bitcoin'de gerçekten 73 bin seviyesini, tarihi zirvesini gördü. 73.770. Yükseliyor yani. Yükseldi. O yükselişten sonra yükseldi. Özellikle Amerika'da ETF'lere, ETF borsasına 11 tane borsaya kuruluş girdikten sonra özür dilerim. Burada Bitcoin'e bir talep oluşmaya başladı. O fonlara yüklü miktarlarda paralar girmeye başladı. Ve şu anda da o fonlardan biraz paralar çıkıyor şu anda. Şu anda Bitcoin'in ayrıca önümüzdeki aylarda Hong Kong borsasında yine ETF borsasına girmesi bekleniyor. Hong Kong'da hem Ethereum'da hem Bitcoin'de orada da bir fon oluşturulacak ve ETF borsasını Çinliler de kuruyor artık Hong Kong'da. Ve biraz daha talepli olacağını, borsanın açılacağı zaman biraz daha talepli olacağını söyleyebiliriz.
Ama Bitcoin'daki hareketin sanki biraz daha yatay. 57'lere kadar belki bir düşüş yaşayabiliriz. Şu anda 64 bin seviyesinde. 57'lere kadar bir düşüş yaşayabiliriz. Ama o Hong Kong'daki borsa açıldıktan sonra ETF borsası oradaki taleplerle beraber belki tekrar 73'lere, 75'lere kadar Bitcoin'de bir hareket görebiliriz. Tabii şu anda Bitcoin dediğiniz gibi pandemide biraz daha canlıydı. Çok büyük paralar gidiyordu borsalara. Ama şu anda biraz daha sığ bir piyasa yaşanıyor gibi geliyor. Zaten bu ETF borsaları da Amerika'da olmasaydı Bitcoin'in zaten herhalde ETF borsaları kurulmadan önce yaklaşık olarak 38 bin dolarlara kadar bir düşüş yaşamıştı zaten. Bu ETF borsalarının hareketliliği Bitcoin'i bu seviyeye getirdi. Hong Kong'daki de açılırsa belki biraz daha yukarı doğru götürebilir Bitcoin'i. Yani borsa benzeri bir durum var o zaman. Yani borsada ne öyle 3 aşağı 5 yukarı gidiyor ya hocam. Yani Bitcoin'de de şu an... Bitcoin'de de şu anda o hareket biraz seyrediyor. Sakin bir piyasa. Çok da hareketli değil aslında. Tabii bu aslında altcoin'lere de yansımış durumda. Altcoin'ler Bitcoin gittiği zaman beraber gidiyorlar. Bitcoin düştüğü zaman da onlar da düşüyor. Şu anda gerçekten çok coin var. Yaklaşık olarak 10 bin tane coin var zannedersem. Altcoin'ler. İşte herkes bir şeyler alıp satıyor. Piyasa orada dönüyor. Büyük de bir hacim oluştu orada zaten. İnsanlar artık paralarını böyle şeylerde değerlendiriyorlar. Anladım. Peki. Çok teşekkür ederiz ben hocam. Teşekkür değerlendirmelerinizden dolayı. Ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim, son baskı canlı yayınında canlı yayın konuğumuz her cuma olduğu gibi bu cumada finans uzmanı Erdal Biçer hocamız bizlerle birlikteydi. Gerçi seçim süreci nedeniyle bir süredir yayın yapamamıştık, özlemiştik hocamızı da. Ve yine bu cuma bizlerle birlikte oldu hocamız. İnşallah önümüzdeki hafta cuma günü de artık daha yaz ayı da geliyor efendim. Yani işte düğün piyasası canlanıyor işte. Belki hiç ekonomiyle işi olmayan hemşehrilerimizin ekonomi ilgisinin arttığı bir döneme giriyoruz. Özellikle Almancı diye nitelendirdiğimiz gurbetçiler de Elazığ'a çok fazla geliyor ki. Hocam yanlış hatırlamıyorsam siz bir kez şey demiştiniz. Yani Elazığ'a yurt dışından çok para geliyor. Gerçekten çok para demiştiniz. Geliyor. Doğrudur. İşte o döneme giriyoruz herhalde yavaş, hocam yavaş yavaş. Gireceğiz inşallah. O döneme de giriyoruz efendim. Tabii ekonomik gelişmeler de ülke genelinde de bir yandan etkisini sürdürüyor. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Kıymetli hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kısa bir reklam arası ardından yeni güne birlikte başlayacağız. Efendim son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne de birlikte başlıyoruz. İlk bölümde canlı yayın konuğumuz finans uzmanı Erdal Biçer hocamız bizlerle birlikteydi. Ekonomideki son gelişmeleri konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz ve günün gelişmeleriyle devam ediyoruz. Efendim Protokol Dergisi 3. Avrupa Ödülleri töreni düzenlendi. Törende CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yılın en iyi siyasetçisi ödülünü aldı. Erol sadece parlamentoda değil, yaşamın her alanında Elazığ temsil ettiğini belirterek Elazığ milletvekili olmaktan onur duyuyorum dedi. Protokol Dergisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Avrupa Ödül Töreni Ankara'da yapıldı. Ankara Ticaret Odası'nda yapılan törene siyaset, iş, sanat, basın, spor ve akademi dünyasından çok sayıda daveti katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yılın en iyi siyasetçisi ödülünü aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 41 yıl aranın ardından Elazığ'da CHP'den milletvekili seçildiğini anımsatarak, önceliğinin siyasette var olma düşüncesi olmadığını, önceliğinin devletin varlığı ve birliği olduğunu söyledi. Çünkü ben Türkiye'nin en muhafazakar ve milliyetçi bilinen bir ilini milletvekiliyim, Elazığ milletvekiliyim, 41 yıl aradan sonra seçilmiş bir CHP'li milletvekiliyim.
En son milletvekilimiz 1977 yılında seçilmişti. Daha sonra 2018 yılında ben seçilerek Elazığ'dan parlamentoya geldim. Aslında Elazığ milliyetçiliği kafatasçılıktan kaynaklı, muhafazakarlığı da radikal bir anlayıştan kaynaklı değil. Temelinde Elazığ milliyetçiliği ve muhafazakarlığı genelde devletçilikten kaynaklı bir gelenektir. Ben de o geleneği temsil eden bir milletvekiliyim. Çünkü büyük dedemiz Diyaba, Meclis'in ilk milletvekili, Dersim milletvekili olarak parlamentoda görev yapmış ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çok yakın silah arkadaşı ve çalışma arkadaşı olmuş. Bundan dolayıdır ki ben de o aile geleneğine sadık kalarak önceliklerimi bir daha siyasette var olmak üzerine değil, tam tersine Türkiye'de bence bütün siyasetçilerin öncelik vermesi gereken önce devletimizin varlığı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği üzerine bir siyaset anlayışıyla kendi ilimde siyaset yapan birisi. Milletvekili Gürsel Erol, Elazığlılara da teşekkür etti. Elazığ halkına da teşekkür ederim. Çoğu zaman Elazığ'da etnik kökenimiz tartışma konusu oldu. Ve ben bunu her yerde açık yürekle söylüyorum. Hepimizin inançları, değerleri, geldiğimiz soyumuz, sopumuz birbirimizden farklı olabilir. Ama bu ülkede yaşayan herkesin ortak bir kimliği var. O da Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmaktır. Ve ben bu yurttaşlık kimliğinden her zaman onur duydum, gurur duydum. Çünkü biz Mustafa Kemal Atatürk'ün yurttaşlarıyız. Parlamentodaki siyaset anlayışımda, kendi seçim bölgemdeki siyaset anlayışımın ana omurgasını da her zaman bu anlayış ve bu bakış açısı netleştirmiştir. Bugün burada bu ödül almak da bizim için son derece anlamlı. Bu ödüle layık görülmekten dolayı önce kendi seçim bölgem Elazığ adına, Elazığlar adına teşekkür ederim. Sonra partim adına teşekkür ederim. Sonra şahsım adına teşekkür ederim. Çünkü gerçekten bir siyasetçinin böyle bir ödüle layık görülmesi bence çok anlamlıdır. Ödül törenine katılan CHP Elazığ İl Başkanı Avukat Onur Özkan da Gürsel Erol'un hizmet odaklı ve birleştirici siyasetten yana yol izlediğini ifade etti. Milletvekilimiz siyasete başladığı andan itibaren ve özellikle Elazığ'da seçildiği andan itibaren kendisinin her zaman ayrıştırma yapmaksızın herkese aynı mesafede olduğunu, her zaman hizmet odaklı bir siyaset izlediğini söylediği hepimizce malum, bildiğiniz üzere. Bu siyaseti aynı şekilde devam ettirerek Elazığ için, Elazığlılar için, Cumhuriyet için, Cumhuriyet'in değerleri için elinden geldiği kadar çalışmış ve sonunda da bizce haklı da bir ödül almıştır. Bu nedenle milletvekilimizin almış olduğu bu ödül elbette hem partimizi hem de Elazığ İl Örgütü olarak bizleri de çok büyük bir gurura sevk etmiştir. Elazığ'ı Türkiye'de en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade eden milletvekili Erol, sadece parlamentoda değil, yaşamın her alanında temsil ettiği için Elazığ milletvekili olmaktan onur duyduğunu söyledi. Benim zaten Elazığ'ı temsil etmekteki amacım yalnızca oradan milletvekili seçilmek değil, Elazığ en iyi şekilde Türkiye'nin her platformda, her alanında en iyi şekilde temsil etmek. İşte kültür, sanat, şehirlerdeki, illerdeki insanların siyasete bakış açısıyla ilgili, Elazığ'la ilgili değer yargıları. Bugünkü Bay Protokol dergisinin ödülü de son derece anlamlı. Çünkü burada bilim adamları, akademisyenler, spor camiası, kamu kuruluşundaki görevler, genel olarak Türkiye'deki bütün sektörlerdeki en başarılı yöneticilere ödül verildi. Bizim de buna layık görülmem son derece ilim adına da önemli. Elazığ'ı bu güzel mekanlarda, alanlarda temsil edebilmek, Elazığ'a layık olabilmek benim için çok son derece anlamlı. Yani bir milletvekilinin başarısı yalnızca parlamentodaki çalışmaları değil, aynı zamanda parlamentodaki çalışmalar dışında da hayatın her alanında gösterdiği başarı hikayesi, etki alanı, ilini temsil, bunlar çok derece anlamlı ve önemli. Elazığ milletvekili olmaktan onur duyuyorum ve bu onuru da Elazığlara yaşatmak için sürekli bir arayışın, bir çabanın, bir mücadelenin içindeyim. Bu ödülü zaten konuşmamda da söyledim. Elazığ adını aldım. Çünkü Elazığ halkının bana verdiği yetkiyle ben kendimi bütün Türkiye'ye tanıttım. Tanıtmaya da devam edeceğiz. Yılın en iyi sanatçısı ödülünü alan ünlü sanatçı Selahattin Alpay da geceye türküleriyle eşlik etti. Tam mülkiyeti Elazığ Belediyesi'ne ait 40 adet konut, 16 adet iş yeri ve 10 adet arsanın açık artırma suretiyle 7, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde satışı gerçekleştirilecek. Elazığ Belediyesi toplam 66 adet konut, iş yeri ve arsayı satışa çıkardı.
Abdullahpaşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve mülkiyeti Elazığ Belediyesi'ne ait konutlardan 40 adedinin 8 Mayıs tarihinde, 16 adet iş yerinin ise 9 Mayıs tarihinde açık artırma suretiyle satışı yapılacak. 40 adet konut için KDV %1, 16 adet iş yeri için ise KDV %20 olarak belirlendi. Ayrıca Cumhuriyet, Mornik ve Zafran mahallelerinde yine mülkiyeti Elazığ Belediyesi'ne ait 10 adet arsa da 7 Mayıs tarihinde açık artırma suretiyle satılacak. İhaleye çıkacak olan Zafran Mahallesi'nde 8 adet, Cumhuriyet ve Mornik mahallelerinde de birer adet arsa için ise KDV bulunmuyor. Açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek ihaleler saat 10'da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde encüman huzurunda yapılacak. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi, ihaleye iştirak edilmesi halinde her bir ihale için 500 lira bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kiralama servisinden temin edilebilecek. Ayrıca teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kiralama servisinden ya da belediyenin internet sitesinden detaylı bilgi alabilecek. Efendim 2 gün sürecek olan 41. Mühendislik Dekanları Konseyi toplantısı yaklaşık 100 mühendislik fakültesi dekanının katılımıyla Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Elazığ'da başladı. 41. Mühendislik Fakültesi Dekanlar Konseyi toplantısı bu yıl 85 Mühendislik Fakültesi Dekanı'nın katılımıyla Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde Elazığ'da başladı. Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden mühendislik dekanlarının katıldığı toplantının öğleden önceki bölümünde mühendislik fakültelerinin eğitim, öğretim, kontenjan, mezunların istihdamı gibi birçok eksendeki güncel konuları ele alınarak değerlendirildi. MDK Genel Kurulu yapılacağı toplantının öğleden sonraki ikinci kısmında ise görüş, öneri ve soru-cevap kısmı yer aldı. 2 gün sürecek olan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, Elazığ Belediye Başkan Vekili Nazif Bilginoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Mühendislik Dekanlar Konseyi Genel Sekreteri Profesör Doktor Berna Dengiz ile dekanlar ve öğrenciler katıldı. Sayın Vali Yardımcım, Belediye Başkan Yardımcım, bu yıl Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Efendimiz Efendim. Teşekkür ediyorum. Açılış konuşmasını yapan Mühendislik Dekanlar Konseyi Genel Sekreteri Profesör Doktor Berna Dengiz, 41. Mühendislik Dekanları Konseyi toplantısını Elazığ Fırat Üniversitesi'nde yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum, dedi. Elazığ'da bu yıl bulunmanın iyi olacağını, o deprem döneminde yaşanan büyük acılarda çok yanınızda olamadık. Kalbimiz, gönlümüz bu bölgedeydi. Dolayısıyla bu dönemde de sizlerle birlikte olmanın iyi olacağını düşünerek Elazığ'da yapmayı, toplantıyı kararlaştırdık ve bugün birlikteyiz. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ebru Akpınar, mühendislik alanında üniversite olarak önemli başarılar elde ettiklerini ifade etti. Mühendislik fakültemiz, mühendislik fakülteleri arasında sıralamalar yapıldığı zaman 4. sırada olduğunu görüyoruz. URAP'ın yapmış olduğu 2023-2024 verilerine göre. Yine üniversitemizin 2023-2024 URAP verilerine göre Türkiye'deki üniversiteler arasında 18. sırada olduğunu görüyoruz. Devlet üniversiteleri arasında ise 15. sırada olduğunu görüyoruz. Bunun yanında Araştırma Üniversitesi'yiz. 3 senedir bu kulvardayız ve en son 2023 Aralık ayında A2 kategorisine geçtik ve 18. sıradayız. Burada da emin adımlarla ilerliyoruz. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, ülkemizde mühendisliğin gelişmesi için milli teknoloji hamlelerinin bu coğrafyadan gerçekleşebilmesi için muhakkak YÖK'e ışık tutacaktır. Bu yüzden hocalarımızın bugün ve yarın yapacakları çalışmanın çok kıymetli olduğuna inanıyorum, ifadelerini kullandı. Mühendislik bilimi hakikaten özellikle günümüzde en önemli bilim alanlarından birisidir. Günümüzde çevremize baktığımız zaman hemen hemen hayatın her yerinde bir şekilde mühendislik ürünü olan cihazlarla, sistemlerle temas ediyoruz, onlara dokunuyoruz.
hayatımızı onlarla idame ettiriyoruz. Yani hastanelerimizde kullandığımız cihazların tamamını aslında mühendisler üretiyor, mühendisler geliştiriyor, onları insanlığın kullanımına sunuyor. Yine evimizde, okulumuzda, iş yerimizde, bu salonda aslında kullanmış olduğumuz sistemlerin hemen hemen tamamı birer mühendislik ürünü. Dolayısıyla mühendislik önemli, çok önemli bir bilim alanı. Yine hepimizin bildiği gibi bu yüzyılı devletimiz Türkiye yüzyılı olarak ilan etti. Bu yüzyılda da devletimizin bir hedefi var. O hedef de milli teknoloji hamlelerini geliştirmek. Bu da aslında yine mühendislik aracılığıyla yapılacak bir hedef. Mühendisliğin ancak başarmasıyla ulaşılabilecek bir hedeftir. Dolayısıyla mühendislik gerçekten önemli. Ülkemizin gelişmesi için özellikle bu coğrafyada bizim yerimizi daha da sağlam hale getirmemiz için, dünyada söz sahibi olabilmemiz için hepimizin bildiği gibi mühendislik alanında gelişmelerin olmasına bağlı mühendislik alanı. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, üzerinde durulması gereken, ülke olarak önem verilmesi gereken çok önemli bir alan. Birçok karar aslında bir şekilde komisyonların, konseylerin çalışmasıyla aslında YÖK'te şekilleniyor. Dolayısıyla buradaki dekan hocalarımız da muhakkak ülkemizde mühendislik alanının gitmekte olduğu yolu, mühendislik alanında yeni gelişmelere nasıl müfredatlarımız uyarlanabilir, nasıl revize edilebilir, yine mühendislik alanında kaliteyi arttırmak için neler yapılabilir, böyle bir çalışma yapacaklar. Bu çalışma rapor haline getirilecek. Hocalarımız muhakkak bunu YÖK'le paylaşmış olacaklar. Ve böylece ülkemizin yararına, ülkemizde mühendisliğin gelişmesi için ve az önce söylemiş olduğum gibi milli teknoloji hamlelerinin bu coğrafyada gerçekleşebilmesi için muhakkak YÖK'e eşlik tutacaktır. Ben bu yüzden hocalarımızın bugün ve yarın yapacakları çalışmaların çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Evet efendim, oldukça önemli bir toplantı. 41. Mühendislik Fakültesi Dekanları Konseyi toplantısı bu yıl Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 Mühendislik Fakültesi Dekanı katıldı. İşte bilimsel toplantılar vesaire gerçekleşti. Bununla birlikte bir de Elazığ'ın tanıtımına ve turizmine de katkı sağlamış oluyor. Gelen işte Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden, çeşitli üniversitelerinden gelen akademisyenler, profesörler Elazığ'ın tarihi turistik bölgelerini de gezmiş oluyorlar. Efendim, Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından tefecilere yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı, ikisi tutuklandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik suçu ile ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli şahısların ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri, İleri tarihli çeklerin takas suretiyle fiyatını düşürdükleri ve borcunu ödeyemeyen şahıslar için post tefecilik yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli şahıs yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda çek ve senet, 2 adet POS cihazı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıstan ikisi tutuklandı. Efendim, Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nü bu başarılı operasyonu nedeniyle de ayrıca tebrik ediyoruz. Ankara'dan yola çıkan bilim treni Havelsan Ekspres'in durağı Elazığ oldu. Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde Havelsan ekibi ve yolculuk boyunca yapay zekanın alanında yarışan öğrenciler tren garında karşılandı. Ardından da ekip Fırat Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Teknolojiyi ve inovasyonu teşvik etmeye devam eden Havelsan, bu kez yapay zeka ve trenleri bir araya getiren heyecan verici bir hackathon düzenledi. İlk kez 2022 yılında yola çıkan ve açık kaynak kodlu yazılım alanında teknoloji yarışmasına ev sahipliği yapan Havelsan Express bu kez yapay zeka temasıyla yola çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Taşımacılık'la işbirliğinde gerçekleştirilen yarışma kapsamında
Havelsan Ekspres'in durağı Fırat Üniversitesi oldu. Havelsan Ekspresi ile gelen 35 yarışmacı, öğrenci ve 15 yönetici, Havelsan Ekspres isimli özel trende gerçekleştirilecek Hackathon etkinliğine katılmak üzere Elisa'ya geldi. Sınırlı süre içerisinde ve baskı altında yeni fikirler ve ürünler geliştirmek, marka, şirket tanıtımı yapmak anlamına gelen Hackathon yarışmasına Fırat Üniversitesi'nden de iki öğrenci yarışmacı olarak katıldı. Ankara'dan Elazığ'a gelinceye kadar tren içerisinde yapay zeka alanında yarışan öğrenciler, Elazığ tren garında Fırat Üniversitesi yetkilileri tarafından karşılandı. Havelsan ekibi ve yarışmacı öğrenciler daha sonra Fırat Üniversitesi'ne geçti. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi Kongre Merkezi'nde Havelsan AŞ İnsan Kaynakları Direktörlüğü İşe Alım Uzmanları Abdurrahim Enes Çalış ile Abdülkadir İlgi öğrencilerle bir araya gelerek Havelsan'da işe alım süreçlerini ve çalışma koşullarını anlattı. Komuta kontrol dediğimizde aklımıza hemen böyle birazcık askeri bir şeyler geliyor. Bir komuta kontrol anlatmak istediğimiz nokta şu oluyor. Aslında biz bunu bir beyin gibi tanımlamaya çalışıyoruz. Yani beynimiz bir şeyleri hareket haline getirirken, bir şeyi keşfederken vesaire bazı sinyaller alıyor değil mi? Duyularımızdan vesaire. Komuta kontrol teknolojileri de aslında somut teknolojileri de bunlara ait. Staj yapmak için, zorunlu staj için Havelsan'a vizyoner genç platformu üzerinden başvuruda bulundum. Başvurunun olumlu değerlendirmesi sonucunda çok mutlu oldum. Çünkü çok istediğim bir kurumdu. Çalışmalarını duyduğum, önceden duyduğum, çok başarılı olduğunu duyduğum bir kurumdu. Bu kapsamda başvurumu insan kaynaklarına önerdirdim ve olumlu sonucu mail olarak aldım. Düzenlenen programa Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Havelsan AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan, Havelsan Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aksöz, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Fikret Şinasi Kazancıoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ebru Akpınar, Havelsan yetkilileri ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe katılan Havelsan AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan, Hackathon yarışmasıyla Türkiye'de bir ilk gerçekleştirdiklerini belirterek, inşallah bunun devamını diğer illerimizde de yaparak bu konudaki bilim treni şenliğimizi artıracağız dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlenme Vakfı'nın 41 yıllık şirketi, 41 yıldır Türkiye'nin geleceği için güvenle kodlama yapıyoruz. Sloganımız da böyle. Fırat Üniversitesi'nin bizim için gerçekten önemli bir yeri var. Çünkü Fırat Üniversitesi'nden bugüne kadar önemli sayıda mezun Havelsan'da istihdam ettik. Muhammed Salih de onlardan biri. Onu getirdik diye hep onu söylüyoruz da onun dışında da var yani yine Havelsan'da çalışan. Biz bir savunma sanayi şirketiyiz ancak Türkiye'de sadece savunma sanayi alanında değil, kamunun ve hatta işte son yıllarda özel sektörün de birçok çözümünü biz sağlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Fikret Şinasi Kazancıoğlu ise "Trenimiz hakikaten bilim treni. Trendeki değerlerimizi, güzergahlarımızdaki değerlerimizi tanıştırmak istedik." diye konuştu. Fırat Üniversitesi benim zamanımda bir bölge üniversitesi idi. Şimdi hızla ulusal anlamda bir ulus üniversitesi olma yolunda çok ciddi kazanımları ve çok güzel bölümleri var. Sayın Rektörümün bilgilendirmesiyle bilgilerimizi de güncelledik. Hakikaten Fırat Üniversitesi bilhassa mühendislik fakültesi olarak Türkiye'de çok kayda değer bir yere sahip ve eminim sizlerin kazandıracağı ivmelerle de bu artarak devam edecek. Bugün Havelsan'la olan buluşmada bir parça bizim mobil kısmında tuzumuz var. Sağ olsun Ömer Genel Müdürüm, o da bu bölgenin insanı olduğu için sabahleyin rektör bir ziyarette de bahsettim. Arkadaşlar, mensubiyetimizden kaynaklanan mesuliyetlerimiz var. Bunlar bizi mezara kadar bırakmayacak güzel hasletler. Nedir o? İşte bir yere mensubuz. Bir memlekete, bir anlayışa, bir kültüre, bir millete. Bu anlayış bizi ömür boyu mesuliyet yükleyecek. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş da
Fırat Üniversitesi'nde Hackathon organizasyonunu gerçekleştirdikleri için Havelsan'a, yönetim kuruluna ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na teşekkür etti. Milli yazılımlarımızın çoğunu artık sizler gibi kıymetli gençlerimiz Havelsan'da, Aselsan'da, Roketsan'da, TÜBİTAK'ın diğer TUSAŞ'ta, TÜBİTAK'ın diğer enstitülerinde çalışmak kaydıyla milletimizin hizmetine sunuyor. O yüzden çok kıymetlisiniz, güzel işler yapıyorsunuz. İnşallah Cenab-ı Allah yolunuzu açar, iş de bulursunuz bu güzel kuruluşlarda. Ben tekrar üniversitemizi ziyaretlerinizden dolayı genel müdürlerim sizlere ve ekibinize teşekkür ediyorum. Öte yandan Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden Fırat Üniversitesi ile savunma, bilişim ve siber güvenlik alanlarında yeni nesil teknolojiler üreten Havelsan AŞ arasında iş yeri eğitimi işbirliği protokolü imzalandı. Rektörlük makamında düzenlenen imza törenine Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Havelsan AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan, Devlet Demiryolları Genel Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Fikret Şinasi Kazancıoğlu, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Bilal Üstündağ, Profesör Doktor Mehmet Yılmaz ile Havelsan yetkilileri katıldı. Eğitim öğretime ilişkin işbirliğini geliştirmek ve yerleştirmek, araştırma geliştirme faaliyetleriyle ortak proje yürütmek amacıyla hazırlanan protokol, Havelsan AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan ile Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş arasında imzalandı. İmzalanan protokol ile üniversitenin lisans öğrencilerinin işletmede mesleki eğitimlerine, iş yeri eğitimi ve bitirme projelerini Havelsan'la işbirliği içinde yapmaları, iki kurumun birlikte gerçekleştirecekleri bilimsel veya teknolojik araştırmalara yönelik projeler ve buna dayalı patent, faydalı model, yayın, makale konularında çalışmalar ile Fırat Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinde eğitim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olan Havelsan AŞ tarafından seçilecek öğrencilerin iş yeri eğitimi yapmalarını kapsıyor. Efendim, Gazze Direniş Platformu 21. çalışması olan Aziz Şehir Elazığ'ın öğretmen ve öğrencilerinden Kahraman Gazze'nin öğretmen ve öğrencilerine binlerce selam olsun yardım kampanyasının Elazığ Şuurlu Öğretmenler Derneği işbirliğiyle başlattı. Gazze Direniş Platformu 21. yardım kampanyasını başlattı. Gazze Direniş Platformu öncülüğünde Elazığ Şuurlu Öğretmenler Derneği ile organize edilen Aziz Şehir Elazığ'ın öğretmen ve öğrencilerinden Kahraman Gazze'nin öğretmen ve öğrencilerine binlerce selam olsun yardım kampanyası 10 gün boyunca devam edecek. Şuurlu Öğretmenler Derneği Elazığ Şube Başkanı Habib Karaçorlu, yardım kampanyasına duyarlı öğretmen ve öğrencilerin özellikle destek vermesini istedi. Bizler Şuurlu Öğretmenler Derneği olarak Gazze Direniş Platformu'na destek için bugün buradayız ve 10 gün boyunca nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz. Bu nedenle şehrimizin çok değerli öğretmenlerini ve göz bebeğimiz öğrencilerimizi buraya davet ediyor ve Gazze'deki kardeşlerimize kararınca da olsa yardım göndermeye çağırıyoruz. Unutmayalım ki Elazığ'ın savunma hattı Gazze'den başlar. Allah korusun, Gazze düşerse bir gün Elazığ da düşer. Öyle bir yardım gönderelim ki Erbakan hocamızın bir gün İsrail'e öyle bir tokat atacağız ki hayatı gözünün önünden Gazze şeridi gibi geçecek dediği gün inşallah bu günlerimizden bir gün olsun. Sözlerime son verirken Yüce Rabbimizden başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere zulüm ve selat altında olan tüm kardeşlerimize bir an önce hürriyet ve istiklallerini nasip etmesini niyaz ediyor. Katkı ve desteklerinizden dolayı hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Gazze Direniş Platformu Sözcüsü Alaaddin Meydanoğlu, yardım çalışmalarına Beşir Derneği'nin de katkısının olduğunu belirterek teşekkür etti. Aziz Şehir Elazığ'ın öğretmen ve öğrencilerinden Kahraman Gazze'nin öğretmen ve öğrencilerine binlerce selam olsun başlığıyla yardım kampanyası düzenlemekteyiz. Bu yardım çalışmalarını sandık olarak da Beşir Derneği tarafından yürüteceğiz. Daha önceden de ifade ettiğim gibi hep şunu soruyorlar. Başkanım, nereye kadar? 6 ayınızı tamamladınız. Bu gidiş nereye? Ben de hep aynı ifadeyi kullanıyorum. Gazze'nin inşa ve ihyası tam olana kadar biz bu meydandayız. Gazze ayağa kalkana kadar
biz bu meydanı terk etmeyeceğiz. Din kardeşlerimizin maddi ve manevi olarak yanında yer almaya devam edeceğiz. Efendim Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 4 milyar 435 milyon liralık destekleme ödemelerinin 26 Nisan Cuma günü itibariyle hesaplara yatmaya başladığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilde gerçekleştirilen destekleme ödemelerinin 26 Nisan Cuma günü hesaplara yatırılacağını açıklayarak, sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda, üreticilerimize ve çiftçilerimize desteklerimiz devam ediyor. Toplam 4 milyar 435 milyon 821 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun ifadelerini kullandı. Destekleme ödemesine ilişkin detaylar şu şekilde. Buzağı desteği kapsamında 3 milyar 344 milyon 15 bin TL. Çiğ süt desteği kapsamında 1 milyar 11 milyon 71 bin 779 TL. Lisanslı depoculuk desteği kapsamında 32 milyon 155 bin 447 TL. Hayvan gen kaynakları desteği kapsamında 29 milyon 216 bin 20 TL. Sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 10 milyon 42 bin 754 TL. Düve alım desteği kapsamında 9 milyon 320 bin TL. Buzağı ve süt desteği aşağıda yer alan takvime göre diğer destekler tek parça olarak 26 Nisan 2024 tarihinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Efendim Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından dilenci operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda zabıtalara yakalanan dilenci, ilacımı alacaktım, ekmek beni kör etsin, beni bir daha buraya yormayın dedi. Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri polisle işbirliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı. Tamam hadi gel. Tam kamerayı kapatırsan gel. Zabıtalara yakalanan dilencilerden birisi ilacımı alacaktım, ekmek beni kör etsin, beni bir daha buraya yormayın dedi. Vallahi ilacımı ala, ekmek beni kör etsin. İlacımı alacağım, ekmek beni kör etsin. Ekmek adamı çarpmaz, ekmek adamı çarpmaz. Kim kolumuza? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Beni bir daha buraya yorma. İlacımı alacağım. Tamam. Duygu istismar yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler zabıta kontrol noktasına götürüldü. Acele etme. Ozan araba var. Geç. Devam et. Tamam devam et, devam et, devam et. Başka yok mu? Sonra arabanın içine. Çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi. Efendim turistik turların Harput'a yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Harput Mahalle Muhtarı Mehmet Demir, projelerini paylaşarak Harput'un 5 yıl içerisinde hak ettiği yere geleceğini söyledi. 31 Mart yerel seçimlerinde Harput Mahalle Muhtarı seçilen Mehmet Demir, Harput'ta yapılacak çalışmaları paylaştı. Sezonu açtık. Bundan böyle çevre düzenlemesine geçiyoruz. Öncelikle Park Bahçeler Müdürlüğümüz ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğümüz ile beraber
genel bir temizlik, bakım, onarım yapacağız. Sezonu açtık. Vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Gezilecek yerlerimiz var. Çok güzel bir şekilde organize edilmiş. Turlarımız da gelmeye başladı bundan böyle. Gelen misafirlerimizi karşılıyoruz. Beraberinde bilgi alması gerekenler var, bilgi veriyoruz. Bu şekilde sezonu açtık. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Daha temiz bir harput, daha güzel bir gelecek bekliyoruz. İnşallah bundan böyle var gücümüzle çalışacağız. Belediye işbirliğimiz, Kültür Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu, yani harput bir İzzet Paşa ve bir Rızaiye Mahallesi değildir. Harput'un konumu farklıdır. Buranın yükü gerçekten ağır. Başaracağız. Tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde daha güzel bir harput olma yolunda gayret edeceğiz. Tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Hep bizim yanımızdalar. Hep beraber başaracağımıza inanıyoruz. Muhtar Demir, Harput'a dair projelerinin olduğunu belirterek ilk olarak çevre temizliği ve kanalizasyon sorununun çözülmesi üzerinde duracağını kaydetti. Hedefimiz büyük. Merkeze yakın bir bölge. Turlar zaten yoğun ilgi gösteriyor. Burada onları da programlayan turizm şirketleri var. Onlar nezdinde yoğun ilgi olacağına inanıyoruz. Projelerimiz kısa, orta ve uzun vadeli. Şu an kısa vadeli projeler üzerinde duruyoruz. Sırayla peyderpey hayata geçireceğimize inanıyoruz. İnşallah 5 yıl içerisinde Harput bulunması gereken yerde olacaktır. Görmek istediğimiz yerde olacaktır inşallah. Burada kısa vadeli projelerimiz özellikle sokak araları, moloz ve kalıntılar var. Onların bir temizlenmesini istiyoruz. Kanalizasyon sorunlarımız var. Su sorunlarımız var. Sokaklarda bakım onarım işlerimiz var. Bunlar kısa vade görüyoruz. Harput dokusunu korumamız için mevcut yapı stokunu korumamız gerekiyor diyen Harput Mahalle Muhtarı Mehmet Demir, mahallenin nüfusunun artması gerektiğini ifade etti. Orta vade zaten belediyemizin yapmış olduğu projeler var. Onlar da hayata geçince Harput daha da güzelleşecek. İleriki süreçte Harput dokusunu korumamız için mevcut yapı stokunu korumamız gerekiyor. Harput kültürünün yaşaması için insanın yaşaması gerekiyor. O konu üzerine çalışacağız. Yani buradaki yapı stokumuz yeterli değil. Harput kışın kimse kalmıyor. Yani burada ulaşım bile güç hale geliyor. Onun için buraya biraz nüfus getirmemiz gerekiyor. O yolda uzun vadede mücadele edeceğiz. Efendim bu vesileyle tüm Harput'a, Harput'ta hemşehrilerimize kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım. Ve bununla birlikte Gölübağ'a, Alayaprak'a kucak dolusu selamlarımızı gönderelim. Şuşnaz'a kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım. Hamedi, Haselli, Karataş kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım efendim Harput ve bağlı köylerine. Efendim Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin genç iletişimcileri ileride sahip olacakları her bir mesleğin mutfağını yerinde görmek amacıyla medya grubumuzu ziyaret etti. Hepsinin hayali farklı. Kimi haber spikeri, kimi kameraman, kimi muhabir, kimi ise haber sunucusu olmak istiyor. Onlar geleceğimizin genç iletişimcileri. Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri her gün okullarında teorik olarak gördükleri derslerini uygulamaya dökmek amacıyla Kanal Fırat televizyonunu ziyaret ettiler. Programımızda farklı şeyler var, farklı arka planlar var. Amızın dini programlarının olduğu arka plan. Arkamızda olan Miladın Mutfağı genellikle öğle saatlerinde saat 4 gibi canlı yayına başlıyor. Biri Kajé'yi yazıyor, diğeri de hemen görüntüleri ayarlıyor. Kajé ne? Kumanda olan kişi belirliyor. En büyük görev de onda oluyor genellikle. Tüm işin, emeğin toplandığı yer. Elazığ Son Haber editörü ve Elazığ'ın Nabzı program sunucusu Batuhan Baskal tarafından karşılanan genç iletişimciler, medya grubumuzun birimlerine birer birer gezerek bilgi alıp merak ettiklerini sordular. Burada
internet için haberleri yazıp atıyorlar. Tabii zaman zaman eğer çok yoğunluk olursa zaten. Şimdi biz o görüntülerin içerisinden seçiyoruz ve metinle birleştirip görmüşsünüzdür montaja veriyoruz. Göreceğiz. Sokak röportajlarına. Yapmıştı öğrencilerimiz. Çok biraz da zorlanmışlardı ama nasıl yani sokak röportajına getirecek? Kovalamıyorum. Tabii ilk başlığı başladığınız zaman biraz çekinebiliyorsunuz. Acaba konuşan olur mu olmaz mı, ne tepki verirler. Ama zamanla daha alışıyorsunuz. Yani burada kurgu yapıyoruz. Haber kurguları, program kurguları falan yapıyor. Yani şey yapıyor. En son elini biz buradan veriyoruz. Yayın odasına atıyoruz. Yayın odasında da izleyicilere... Bugün İletişim Lisesi öğrencileri olarak Kanal Fırat kurumunu ziyaret ettik. Okulda gördüğümüz dersleri burada uygulamalı olarak öğrendik, gördük. Stüdyoları, montaj yerlerini gördük. Mine hocamıza ve Kanal Fırat ekibine teşekkür ederiz. Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gazetecilik öğretmeni Mine Demirel, öğrencilerin güzel bir deneyim kazandığını belirterek teşekkür etti. Necip Güngör Kısaparmak Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, eski tabi İletişim Lisesi olarak bugün Kanal Fırat Medya grubumuzu ziyaret ettik. Orada gazetecilik alanımız, radyo televizyon alanımız ve halkla ilişkiler alanlarımız bulunuyor lisemizde. Ve öğrencilerimiz orada iletişimle ilgili dersler görüyorlar. Tabi bunları uygulama kısımlarını daha birebir yaşasınlar, gerçek dünyada görsünler diye bugün Kanal Fırat'a geldik. Teşekkür ederiz, bizi stüdyolarını gezdirdiler. Öğrencilerimiz buralarda uygulama fırsatı buldular. Haber sunumunu gerçekleştirdiler, program nasıl yapılır onu öğrendiler. Haber stüdyosunu gezdiler, montaj birimini gezdiler. Yani öğrencilerimiz aslında okulda teorik olarak gördükleri dersleri burada da pratiğe dönüştürdüler. Bu yüzden biz Kanal Fırat ailesine teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağladıkları için. Efendim Medical Hospital 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Elazığ genelinde ilk ve ortaokul öğrencilerini kapsayan resim ve şiir yarışması gerçekleştirdi. Düzenlenen programda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yüzler boyandı, danslar edildi, çocuklar resim ve şiir dallarında yeteneklerini sergiledi. Bayrağın semalarda dalgalanışı, sensin güzel 23 Nisan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanıyla kavuşmuş olduğumuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar doyasıya eğlendi. Medical Hospital, Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen programa Elazığ Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Harun Gündüz, Doğu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Ali Şekerlisoy ve eşi Sabrina Şekerlisoy, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Gündüz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti. Bu etkinliklerdeki amacımız, değerlerimizin hatırlatılması, demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık adına öğrencilerimize milli manevi değerlerin tekrar üstünden geçilerek hatırlatılması ve bu uğurlar uğruna, bu fedakarlıklar uğruna vazgeçmeden karşılıksız bir şekilde her zaman üstümüze ne düşüyorsa yapmamız gerektiğini hatırlatmak için bu etkinlikleri organize ediyoruz. Bugün bu amaca ulaştığımızı düşünüyorum. Elazığ Belediyesi'ne ve Medical Hospital yöneticilerine bu etkinliğe vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Herkese sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Doğu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Şekerlisoy, önemli ve güzel bir projeye imza attıklarını belirterek, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olarak bu cumhuriyetin ve devletin teminatı olan siz gençlere bu ülkeyi emanet etmenin gururuyla 23 Nisan Çocuk Bayramı olarak ilan edildi. Bu adı bayram ama sizlerin de bu emperyalist devletlere karşı hazırlıklı olmanız lazım ki bu bayramı hak edesiniz. Biz sizin yaşınızda hiçtik. Bakın neler olduk. Ülkeye, şehrimize yön verir hale geldik. Sizler de inşallah dünyaya
yön verecek hale geleceksiniz. Hepinizin bayramını kutluyorum, saygılar sunuyorum. Program yarışmada dereceye giren öğrencilerin hediyelerinin verilmesiyle devam etti. Milletimiz kazandı. Ulusal egemenlik, biz çocuklara bayram, en büyük şenlik. Bu kutlu güne yaraşır şekilde büyük coşku ve sevgiyle kenetlendik. 23 Nisan, dünyada ilk ve tek çocuk bayramı 23 Nisan. Yaşam dolu gelecek, umutlar yüklenecek. Tüm dinlerde, tüm ırklarda çocuklara armağan. Ölmeden hiçbir çocuk, herkes yaşayacak. İlk olarak şiir yarışması birincisi Şehit Süleyman Budak Ortaokulu 6B sınıf öğrencilerinden Elif Nur Sezer'e ve resim dalında birincilik ödülünü kazanan Yunus Emre İlkokulu 2B sınıfı öğrencilerinden Gamze Ezgi Özdemir'e hediyelerini Sabrina Şekerlisoy, yarışmada ikinci olarak dereceyi yapan Arıcak Karakaş Hüseyin Zati Yıldırım Ortaokulu 7A sınıf öğrencilerinden Zeynep Yazar ve Ali Kuşçu, Bilim ve Sanat Merkezi 3. sınıf öğrencilerinden Hatice Yağmur Okan'a hediyelerini Operatör Doktor Ali Şekerlisoy, yarışmada 3. olarak dereceye girmeye hak kazanan Limak Ortaokulu 5A sınıf öğrencilerinden Yusuf Yetimoğlu ve Ali Kuşçu, Bilim ve Sanat Merkezi 3. sınıf öğrencilerinden Elif Esma Akaya hediyeleri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Gündüz takdim etti. Evet efendim, son baskıda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne ve hafta sonuna birlikte başladık. Hafta başı pazartesi günü saatler 23'ü gösterdiğinde sizlerle buluşmak ümidiyle şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.